çıkaran maddeler var. Bu maddeler içerisinde barışı sağlayacak, barışa doğru adım atmaya yönelik herhangi bir madde yok. Hep savaş içeren, Ukrayna'daki savaşı nasıl daha artırabiliriz, bunu bununla ilgili politikaları belirleyen, Rusya'yı kınayan, Çin'i kınayan, İsrail için herhangi bir şekilde ateşkes çağrısında bulunmayan, bakın İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırıma karşı herhangi bir ateşkes çağrısında bulunmayan bir NATO sonuç bildirgesi gördük. PKK'yı ya da işte terörizmle ilgili herhangi bir madde olmayan, Türkiye'nin terörle mücadele bir NATO ülkesi, en büyük ülke, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu gibi NATO'ya katkı sağlayan ilk 5 ülkeden bir tanesiyiz dedi. Böyle bir ülkeyi tehdit eden bir terör örgütüne destek veren, büyütüp besleyen NATO'nun en büyük, en güçlü ülkesi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri var. Bununla ilgili bir açıklama yok. O zaman biz NATO'nun Türkiye'yi nasıl koruduğunu, NATO ülkelerin Türkiye ile ilgili ilişkilerini sorgulamak zorunda kalacağız. İsveç'ten konuştuk. Geçen yıl Vilnius zirvesinden sonra açıklamalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız onunla ilgili işte yapmış olduğu basın toplantısında da açıklamalarda bulundu. Çok dikkat çekici bir cümlesi var. F-16'lar. F-16'larla ilgili yaşanan sıkıntıyı aşmak için Biden'la görüştük, aşabileceğini söyledi. Bakınız F-16 hani aşmıştı? Hani F-16'lar geliyordu? O zaman da söylemiştik. Amerika bizi oyalıyor. Amerika bizi oyalıyor. Hani İsveç Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinde destek verecekti? Nerede o destek? Vize muafiyeti nerede? Hep bunları konuştuk. Bunlar bizi oyalıyor, oyalıyor, oyalıyor. En sonunda neyi gördük? İşte Nusaybin'de geçtiğimiz günlerde PKK ile bağlantılı olan bir İsveçli teröristi gördük. Onun yakalanıp sınır dışı edildiğini gördük İsveç'te. Peki Nusaybin'de ne işi var bunların Derya Hanım? Bakın hep dağdan dala atlıyorum ama hepsi aslında birbirine bağlantılı. Evet evet hocam kesinlikle. Nusaybin'de bunların ne işi var? Ben size söyleyeyim. Bugün Nusaybin'de yaşayan Süryaniler, Yezidiler, bunlar terörün çok yoğun olduğu dönemlerde burayı terk etmişlerdi. Hepsi İsveç'e, Norveç'e yerleşmişler. Şimdi bu İsveçli kadın niye Nusaybin'de faaliyet gösteriyor da neden Kars'ta, Ağrı'da, Van'da, Hakkari'de faaliyet göstermiyor? Neden orada gösteriyor? Çünkü zaten oradaki Süryaniler geri dönmeye başladı. Ben o insanları suçlamak istemiyorum ama o geri dönenleri içerisinde terör propagandası yapmak için bunlar o bölgelere geri geliyorlar. Bu resmi görmemiz lazım. Ona göre tedbir almamız lazım. NATO işte bu konuda İsveç NATO üyesi oldu. Nasıl bir adım attı? Ülkesi nasıl bir adım atıyor? Bunlarla ilgili kafamızda çok soru var. Dolayısıyla NATO bildirgesinde tamamen ve tamamen Rusya başta olmak üzere, Rusya-Çin ilişkisi başta olmak üzere, Pakistan, İran başta olmak üzere buradaki gelişen dünya hedef alınmıştır. Bu bölgedeki gelişmeler Amerika'nın işine gelmemektedir. Çin'in ekonomik olarak büyümesi işine gelmemektedir. Rusya, eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, eski diyelim artık değişiyor. Stoltenberg'in 2022 Mart ayında yapmış olduğu açıklama henüz gerçekleşmedi. Ne demişti? Biz Rusya'yı yok etmek istemiyoruz, tarihte silmek istemiyoruz ama zayıflatmak istiyoruz. Çünkü gelişen Rusya Amerika için bir tehdit olarak algılandı. Ama buna kıta Avrupası ülkeleri tehdit olarak görmüyordu. Mesela işte Almanya veya da diğer kıta Avrupası ülkeleri Rusya ile ticaret yapıyorlardı. Enerji alışverişi yapıyorlardı. Oldukça da hallerinden memnundular. Ama bunu baltalayan Amerika oldu. Neden? Rusya ekonomik olarak büyümesin. Rusya güçlenmesin.